Sevgili çocuklar, yeni bir okuma anlama metniyle yine birlikteyiz. Evet, metni okurken noktalama işaretlerine dikkat ediyoruz. Metni önce sesli, daha sonra ise sessiz okuyoruz. Okumanız bittikten sonra metinle ilgili neler anladığınızı bir düşünün. Bugünkü okuyacağımız metinle ilgili resim yapabilirsiniz. Evet, metnimize geçelim. Bugünkü metnimizin adı Kaplumbağa ile Tavşan. Ormanların birinde kendisiyle çok övünen bir tavşan varmış. Bu ormanda benden daha hızlı koşan yoktur. Varsa gelsin yarışalım diye hava atıyormuş. Kaplumbağa bir gün, o kadar böbürlenme, kendine de o kadar güvenme. Ben senden daha hızlı koşarım. İstersen yarışalım demiş. Tavşan, kaplumbağanın bu sözlerine kahkahalarla gülerek, sen mi benimle yarışacaksın diyerek alay etmiş. Ama yine de yarışı kabul etmiş. Kaplumbağa ve tavşan birlikte yarışın başlangıç ve bitiş yerlerini belirlemişler. Yarış başlamış. Tavşan yarışa çok hızlı başlamış. Ama biraz ileriye gidince geri dönüp bakmış ki kaplumbağa hiç görünmüyor. Yatmış bir ağacın dibine uyumuş. Tavşan ağacın dibinde derin bir uykuya dalınca kaplumbağa da epey yol almış. Tavşan uyanınca bir de bakmış ki kaplumbağa yarışı bitirmek üzere. Tavşan koşmuş koşmuş ama bir türlü kaplumbağayı yakalayamamış. Haliyle kaplumbağa varış yerine ondan önce ulaşmış. Yarışı kazanmanın haklı gururu ile kaplumbağa, hiçbir zaman kendini başkalarından üstün görme. Sen uyudun, ben çalışarak seni geçtim demiş. Evet çocuklar, bugünkü metnimizin adı Kaplumbağa ile Tavşan. Metnimizi okumadan önce ne demiştik? Sizler de bir kez sesli, daha sonra ise sessiz okuma yapın. Ve metnimizden ne anladığımızı resimleyelim. Şimdi metnimizle ilgili sorulara yanıtlayalım. Çocuklar, bu hikayede hangi hayvanlar var? Evet. Çocuklar, bu hikayede hangi hayvanlar var? Bu hikayede tavşan ve kaplumbağa var. Harikasınız. Tavşan nasıl hava atıyormuş? Düşünün bakalım, ne diyordu tavşan sürekli? Tavşan nasıl hava atıyormuş? Evet, tavşan bu ormanda benden hızlı koşan yoktur. Varsa gelsin yarışalım diye hava atıyormuş. Üçüncü sorumuza bakalım. Hava atan tavşana kaplumbağa ne demiş? Ne demişti çocuklar? Tavşan sürekli hatırlıyorsanız, bu ormanda benden hızlı koşan yoktur. Varsa gelsin yarışalım diye hava atıyordu. Peki kaplumbağa ona nasıl cevap vermişti? Evet, çok güzel. Kaplumbağa tavşana, kendine o kadar güvenme. Ben senden daha hızlı koşarım. İstersen yarışalım demiş. Evet. Kaplumbağa tavşana kendisine güvenmemesini söylemişti ve istersen yarışalım demiş. Harikasınız. Tavşan ile kaplumbağa ne yapacaklarmış? Evet, gördüğünüz gibi tavşan ile kaplumbağa yarışacaklarmış. Tavşan yarışa nasıl başlamış?
Nasıl başlamıştı çocuklar? Evet, tavşan yarışa çok hızlı başlamış. Çok güzel çocuklar. Kaplumbağayı yarışta göremeyen tavşan ne yapmış? Evet, tavşan yarışa çok hızlı başlamıştı. Sonra şeyler olmuştu, hatırlıyor musunuz? Kaplumbağayı yarışta göremeyen tavşan bir ağacın dibine yatıp uyumuş. Evet, bir ağacın dibine yatıp uyumuş. Peki, yedinci sorumuz. Tavşan uyanınca ne görmüş? Ne görmüştü çocuklar? Tavşan uyuyakalmış, uyanmış, uyanınca kaplumbağanın yarışı kazanmak üzere olduğunu görmüş. Evet, resimleri görüyorsunuz değil mi? Sizler de bu metni okuduktan sonra resimleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.